Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dörtgende kenar orta noktalar. Önemli bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Evet orta noktalar alındığında arkadaşlar bir dörtgende şöyle orta noktalar alındığında orta noktalardan oluşan dörtgenin alanı tüm alanın yarısına eşittir diyoruz ve buradaki o buradaki şekil bir paralel kenardır. Kesinlikle bir paralel kenardır. Hatta bu e, köşegenlerin kestiği açıya göre de dikdörtgen de olabilir. Aynı zamanda kare de olabilir arkadaşlar. Evet niye böyle oluyor? Sebebini şu şekilde aşağıda da açıklamış. Ben şurada da açıklayayım. Şunu şöyle çizdiğim zaman ne oldu? Şunlar birbirine paralel oldu hocam. Ort tabandan dolayı. Şunlar birbirine paralel. E, şurada da bir ort taban oldu. Bunlar da paralel. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar paralel. Diğer köşegeni de çizecek olursam hocam şurada bir ort taban oldu. Şunlar birbirine paralel. E burası da paralel oldu mu? Oldu. O karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen oldu. Dolayısıyla bu ne oldu? Bir paralel kenar oldu. Peki köşegenler arasında kaç alfa ise yöndeşlikten dolayı burası da alfa burası da alfa oldu mu? Oldu. E, farz edelim alfa 90 derece ise 90 derece olduğunda o zaman bütün açılar 90'ar derece oluyor. İçerideki şekil 90 dik e, dikdörtgen oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar hem bu köşegenler eşit ve aradaki açı 90 derecesi. Hani bu köşegenler değişirse ortamdan burası A olur. Mesela 2 A ise A. Burası da 2 A ise burası da A olur. E, dolayısıyla bütün açıları dikdörtgenin bütün kenarları eşit hale gelmiş oluyor. O zaman bu da ne oluyor? Bir kare olmuş oluyor arkadaşlar. Bir de bununla ilgili ne söylenebilir? E, şunu söyleyebiliriz. Bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. S1, S2, S3 ve S4 diyecek olursak buradaki alanlara. Arkadaşlar şu köşelerdeki alanlara S1, S2, S3, S4 diyecek olursak karşısında alanlar toplamı S1 artı S3 ile S2 artı S4 birbirine eşittir ve tüm alanın nedir? 4'te birine eşittir arkadaşlar bu. Evet burası da tüm alanın yarısı olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Bunu da kullanacağız. Başka ekstra bilgiler var mı? Şurada yazıyor. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen birleştirdiğinde dikdörtgen. Evet dikdörtgen eşkenar dörtgen ve e, kare olma durumundan da bahsetmiş arkadaşlar. Burada ben oradaki sonuçtan da bahsetmiştim. Başka bununla alakalı bir şey söylenilebilir mi? Yok. Bu kadar arkadaşlar. Örnek soruları da burada var. Örnek sorularına da bakarsınız. Çözümleri de zaten burada mevcut. İsterseniz biz sorulara şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Evet çevre ya biz e, genelde biraz önceki anlattığımız şeyi ispat yöntemleriyle gidiyoruz. Genelde neyi kullanıyoruz? Bu alanın tüm alanın yarısı olmasını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar orta nokta olarak verilmiş arkadaşlar. Orta nokta, orta nokta, orta nokta ve şunlar da birbirine eşit olarak verilmiş. Çevre EGKH'tan bahsetmiş. Arkadaşlar burası A ise bu orta taban çıktım burada. Evet, orta tabandan dolayı burası 2A, şu uzunluğun tamamı. Hocam şunlar eşit, bunlar eşit orta tabandan dolayı burası da A yapar. Sonra şuraya bakalım arkadaşlar. Burası B ise şurada bir orta taban oluştu. Burası 2B yapar tamamı. E 2B ise burası da B'm yaptı. Evet. Çevreyi vermiş bize. Şu çevreye bak bakalım. 2A artı 2B değil mi arkadaşlar? 2A artı 2B'yi 36 vermiş. Bizden ne isteniyor? AC artı BD. Arkadaşlar AC'ye bakın. AC'ye bakın 2B. BD'ye bakın 2A. E, bu da arkadaşlar aynı zamanda 2A artı 2B'ye eşit. O zaman cevabımız ne olacak? 36 olacak. Evet birinci soru C'ye oldu. Geldik ikinci soruya. E ve F orta noktalar. Bakın ispat yöntemini bildiğiniz zaman ve üçgeni kullandığınız zaman çoğu şeyi çok rahat bir şekilde yaparsınız. Yoksa diğer türlü ezbere gidersiniz. Sıkıntı olur arkadaşlar. BD'yi kaç vermiş? E ve F orta noktalar ve olarak verilmiş. Şunlar eşit bunlar da eşit verilmiş. BD'yi bize kaç vermiş? Şu kırmızı çizgiyi 18 vermiş. Şu 18 aklımızda bulunsun. Mavi çizgiyi de kaç vermiş arkadaşlar? Ben bunları kullanacağım. 24 diye vermiş. Hmm, bizden şu isteniyor. Arkadaşlar biz genelde böyle dörtgende orta noktalar gördüğümüz zaman ne yaparız biliyor musunuz? Aslında dörtgende orta noktalar gördüğümüzde şu hamleyi direkt yaparız diyeceğim ama Hocam orta noktalardan oluşan dörtgen çizeriz. İşte orta tabandan falan filan bir şeyler çıkıyor deyip işlem yapabiliriz. Ama bu biraz şey kaçıyor. Ezbere kaçıyormuş gibi oluyor. Buradan yapmayayım isterseniz. Üçgensel düşünelim bence. Arkadaşım eşitlik var ve soruda belli başlı bilgiler verilmiş. E, eşitlik varsa aklımıza ne gelir? Evet duyar gibiyim artık. Orta taban. Eşitliğin olduğu yerden orta taban çizeceğiz. Hocam ister maviye çizelim ister kırmızıya. Buradan kırmızıya çizelim. Kırmızı yapar Hop şöyle orta taban çizgisini çizdik. Şunlar birbirine eşit oldu. 18 ise burası kaç oldu? 9 oldu. Evet kırmızı yapar Şimdi bir de şu eşitliğin olduğu yerden paralel çizeceğim arkadaşlar. Şu eşitliği kullanayım. Bu sefer de 24'e paralel çizeyim. Hop şöyle. Hocam bu da mavi de maviye paralel. 24 ise burası da 12 mi oldu? Evet. 90'ı kullanacağım. Bak 90 ise yönde eşitten burası da 90. Burası da 90. E burası da yönde eşitten 90 mı? 90. Ve karşımıza ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Ve kenarları ne? 9 ve 12. 9-12 ne üçgen arkadaşım? 15 üçgeninden cevabımız böylelikle 15 çıkar. İkinci sorunun cevabı balık isir oldu. Geldik bir şey. Bak orta noktalar, değil mi? Orta noktalar işte ezbere yok kardeşim. Ne yapacağız? Eşitlik var, eşitlik gördüysek ne yapacağız? Ort taban çizeceğiz. Arkadaşlar şuna bir ort taban çizecek olursak, hop şöyle çizdik. E çizdik kırmızıya paralel çizdik. Bir de maviye bakalım arkadaşlar. Maviye baktığınız zaman da mavi köşegende verilmiş. Ee, mavi köşe genelde de bir orta taban çizelim. Şuradan bir orta taban çizelim. Orta taban nereye? Aşağı. Ya, maviye paralel olacak. Buradan çizeceksek o zaman maviye parale tam buraya denk gelir. Niye? Buradan orta taban çizdin ya. Şunlar birbirine eşit. Ondan dolayı e, buradan çizdiğin orta tabanı tam buraya denk gelmek zorunda. Evet mavi uzunluğu kaç vermiş? BD uzunluğu. BD uzunluğunu 6 vermiş. E, burası 6 ise kırmızıdaki şu uzunluk 6 ise burası kaç yapar? 3 yapar. Sonra AC uzunluğunu 10 vermiş. AC uzunluğu 10 ise burası 5 yaptı ve bizden EF isteniyor. Arkadaşlar şu üçgene yolunlaşacağız. Hocam bir tek 120'yi kullanmadık. E 120'yi de kullan o zaman. 120 ise burada kaç kaç derece? 60. E, burası da 120 yaptı. Evet. Şu paralellikten dolayı. E 120 ise burası da paralellikte yöndeşten dolayı 120 mi yaptı? Evet. Şöyle bir üçgenle karşılaştık. Eyvah eyvah. 3 var, 5 var. Burası kaç? 120. Ne isteniyor bizden? EF uzunluğu. X isteniyor. Hocam kosinüs teoremi. Yap kardeşim bana ne? Ben uğraşmam. Fark etmez. 120'yi gördüğümüz zaman dış açısı lazım. 2 ihtimalim var. Ya buradaki ya buradaki. Her ikisindeki 60'ta da maalesef tek sayı var. E, maalesef rasyonelle uğraşacağım. Ne yapayım? Şuradan bir dik çizecek olursam 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2 ve burası da 5 kök 3 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Şu 5 bölü 2 ile 3'ün toplamı kaç yaptı? 11 bölü 2 yaptı. O zaman x'in karesi eşittir. 11 bölü 2'nin karesi. Yani 121 bölü 4 artı 5 kökücüğün karesi de 75. 75 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı 196 x kare eşittir 196 bölü 4 yaptı. Kare kökünü alacak olursam x de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 13 bölü 196 14 mü? 14 bölü 2 yaptı. O da kaça eşit oldu? 7'ye eşit oldu. Bazı arkadaşlar 3 5 7'yi bilir. Aradaki açıda 120 derecesi bilirseniz direkt derseniz soru çözüşü çözü oturmuştur galiba deriz onlara e, çünkü çok çıkıyor kalıp olarak karşımıza. Evet üçüncü soruyu Denizli bulduk geldik dördüncü soruya. O karışık soru. Bak kuralı ezberleyerek gidersek tabii ki sıfında E K G H E G H E G H orta noktalar arkadaşlar. Şimdi şurasıydı da şurası orta nokta. Arkadaşlar buradan ne yapacağız? Bir kere <laughs> Hüseyin Fatma uzunluğunu 5 vermişler. Tamam bunu kullanacağım. Başka BD'yi 10 vermişler. BD hocam şunu 10 vermişler ya ben bunu kullanacağım bir kere. Burada bir eşitlik var. Burada da bir eşitlik var. Hop şöyle bir orta taban çizebilir miyiz? Evet. BD 10'sa burası kaç çıktı? 5 çıktı. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? AC'yi de 14 vermiş. AC'yi de 14 vermişse AC'yi de kullanmam lazım benim. Nasıl kullanacağım? Ha hocam bak şunlar eşit değil mi? Evet bunlar da eşit. Burada da şu mavilere baktığın zaman da zaten direkt orta taban olmuş oluyor. Yani burayı da adam sana kaç vermiş? AC'yi 14 vermiş. O zaman burası hocam 7'dir. Orta tabandan dolayı. E hocam 90'ı kullanacağız. 90 sayı önünde eşitten 90. Şuradaki Z'den dolayı da burası da 90. Ve o kadar karışık gözüken soru yine rahat bir şekilde çıktı. E arkadaşım şurası 5. Şurası kaç? 7, 5 daha 12. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden cevabımız ne çıkar? 13 çıkar. Dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5'e. Şimdi burada ne var? EFG orta noktalar. Peki. X soruluyor bize. Şimdi burada X'i nasıl bulacağız arkadaşım? Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? Ali Bey uzunluğuna yoğunlaşacağım şimdi ben demek ki. Hocam burası 6 burası da 6. Çünkü EFG orta noktalar. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Gençler burada şuna dikkat edelim mi? Neye dikkat edeceğiz hocam? Şunlar eşit. Bunlar da eşit. Şu kırmızıyla gösterdiğim şeyler birbirine paralel mi oldu? Evet. Sonra hocam maviyle gösterdiğim şeylerde bak şu çift çizgiler eşit. Altılar eşit. Maviyle gösterdiğim şeylerde birbirine paralel oldu mu? Oldu. E hocam 90'ı kullanacağım. 90'sa Z'den dolayı burası da 90'dır. Mavilerin yöndeşliğinden dolayı burası da 90'dır. Aaa Şimdi 6'ya yoğunlaş, x'e yoğunlaş. Yani sıradaki üçgene yoğunlaş. Verilen bilgilere bak. Yani yine üçgen bilgisinden sonuca ulaştık. Hocam 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Eşit eşitse muhteşem üç'ten burası da eşit olur. Yani x'i kaç buluruz? 6. Kenar yani altının 6'sı. Cevap akçay oldu. Geldik 6'ya. Evet bunlar köşegen olarak verilmiş. AC ile BD birbirine eşitse bak orta noktalarımız arkadaşlar bunlar. Orta nokta eşitlik eşitlik şunlar da eşit, şunlar da eşit. Biz yine ispat yöntemiyle gidelim. Arkadaşım şunlar ort tabandan dolayı birbirine paralel mi? Paralel. Hatta bu da ort tabandan dolayı paralel. Kırmızılar kendi aralarında paralel. Maviler de yine orta tabandan dolayı paralel mi arkadaşlar? Paralel. Şimdi arkadaşlar verilen bilgiler var. AC ile BD birbirine eşitse. AC ve BD birbirine eşitse. Köşegenler birbirine eşitse. Hocam ort tabandan dolayı burası A ise burası 2A yapar. 2A ise burası daha mı yaptı? Evet. Şimdi AC'de 2 A'ysa, burası da 2 A'ysa, BD de 2 A'ysa. ort tabandan A yaptı, burası da A yaptı. İçerideki şekil bir eşkenar dörtgen mi oldu? Evet. Birincisi kesinlikle doğru oldu. İkincisine gelelim. EFGH dikdörtgen ise alfa 90'dır. Tamam. Şunları silelim şimdi. Bir tanesini ispatladık. Şunları siliyorum, siliyorum, siliyorum. EF neresi? EFGH dikdörtgense hocam bu bir dikdörtgense burada kaçlar 90 derecedir? E hocam yöndeşlikten dolayı 90sa burası da 90'dır. Hatta Z'den dolayı burası da 90'dır. Z'den dolayı da pardon 180 bağlı e dolayı. Kırmızılar da paralel olduğundan Z'den dolayı burası da 90 derece çıkar mı? Çıkar. Yani alfa 90 oldu. Doğru mu? Doğru. Yani ikincisi de doğru. Tamam bunu da ispatladık. Şimdi eğer burası 90 ise dedik tabii ki burada. Devamını getirelim arkadaşlar şimdi. Üçüncüsü ne diyor? Üçüncüsü de AC ile BD birbirine eşitse. Bakın AC ile BD yine köşegenler birbirine eşitse alfa 90 ise karedir. Biraz önce de yazmıştık. A ise 2A burası da A. Burası 2A ise burası da A. Köşegenlerin eşitliğinden dolayı burası da A oldu. Ve e, alfa 90 derece ise burası 90 derecesi ise eşitten burası da 90 yönde eşitten burası da 90 yapar. Aynı şekilde burası da 90 burası da 90 burası da 90 yaptı. Bütün açılar 90'lar derece yaptı ve bütün kenarlar birbirine eşit. Bir kare mi oldu? Kare oldu. Dolayısıyla her üçü birden eşit oldu. Böylelikle 6. soruyu Cehan bulduk. Geldik 7. soruya diyeceğim ama bu bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Hatta dörtgenler kazanım odaklı sorular kısmındaki dörtgenler bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. bölüm kazanım odaklı sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.